Nevin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size umaçlı helva çekimiyle geldim. Biliyorsunuz aşırı ayının 7. günü bugün. Peygamberlerimizin, imamlarımızın öldüğü, şehit olduğu zaman. O yüzden 7. gününde helva yapmaya karar verdik. Gördüğünüz gibi umaçlı helva yapacağız. Umacımızı nasıl hazırlıyoruz? Un, ee, arkadaşlar bir buçuk kilo helvamıza un gidiyor. Bunun da unu bölüyoruz. Kademeli yapıyoruz. Büyük umaç yapıyoruz. Umacımızı da su, tuz, un. İlk önce suyuna e, unumuzu Gördüğünüz gibi ıslatıyoruz. Umaç yapıyoruz. Süzgeçten geçiriyoruz. 3 kademeli oluyor. Birisi çok küçük oluyor. Gördüğünüz gibi süzgecin arasından geçecek şekilde. Birisi büyük oluyor. Büyükten kavurmaya başlayacağız. Zaten kavrulduğunda anlayacaksınız ne dediğimi. Gördüğünüz gibi ilk önce küçükleri süzgeç arasından geçirenler orta kademeli. O süzgeçlerin kademeli geçiriliyor. Bakın gördüğünüz gibi bu küçük maçlarımız o da büyük maç en sonuncu da normal un koyacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu daha küçük bunu en sonda dökeceğiz yağımızdan kavurduğumuzda ilk başta büyüğü kavuruyoruz Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz bu nevinin nevinin mutfağı kanalı ben onun geliniyim. Azerbaycan'dayım. Ee, şu anda da Tavuz Rayonu'nda teyzemdeyim. O yüzden e, bu güzel videolar çekiyorum sizin için. Azerbaycan'ın yöresine ait, Tavuz Rayonu'na ait helva çekmek istedim. Hem de ki imamlarımızın da e, Fatiha bilenler varsa rica edeceğim okusun. Onların ruhuna... Onlardan da etirli, nurlu sevaplar bizim ölülerimize gitsin inşallah. Burada da şerbetimiz arkadaşlar. Gördüğünüz 2 kilo şekere, 1 kilo su ve 2 yemek kaşığı kadar da zerdeçal koyuyoruz. Şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbetimizi arkadaşlar e Şekerimiz eriyene kadar fazlasına zerdeçal zaten kıvamını tutuyor. Burada bir kilo un var. Büyük umaşımızla kavuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ayrıca kenarda cevizle doğramışız. Bunu en son helvamıza katacağız. Göstereceğim onu da size. Seslenmesini sonradan yapıyorum arkadaşlar. Çünkü çok ses oluyor. Çocuklar olduğu için çok ses oluyor. O yüzden sonradan seslenme yapıyorum. Gördüğünüz gibi Teyzem güzelce kavuruyor. İlk önce kına gibi kızarması gerekiyor arkadaşlar. Bakın, büyük umaçtan başlıyoruz. Umaç yapmıştık ya sofraya dökmüştük, sofra bezine e, büyükten başlıyoruz. Ben şimdi arada e, biraz kavrulmuş taraflarını çekiyorum size. Çok videomuz uzun olmasın, sıkılmayın diye. 1 kilo tereyağının e, helvası bu arkadaşlar. 1 kilo tereyağına 1,5 kiloya yakın un gidiyor arkadaşlar. Hemen hemen öyle gidiyor. Zaten söylüyorum size şerbetin de kıvamını söyledim ne kadar kattığımızı. Gördüğünüz gibi güzelce kavuruyoruz. Sonra orta e, orta umaç yaptığımızı dökeceğiz içine, ilave edeceğiz yavaş yavaş yapıyoruz Arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci kadememizi orta umacımızı döküyoruz artık o Çünkü büyükler kavrulması gerekiyor ki ikinci hemen kavruluyor üçüncü de zaten ince olduğu için hemen kavruluyor O yüzden büyüğü önden kavuruyoruz Biraz kademeli ama çok lezzetli arkadaşlar. Gerçekten çıtır çıtır oldu, çok güzel oldu. Ceviz de başka bir tat koydu. Ceviz de da bu arada. Zaten içinde kıtır kıtır ağzınıza gelecek, çok güzel olacak. O maç başka bir tat veriyor ona. Yani Tavusova'nın da çoğu insan böyle yapıyor. Teyzem de her zaman onun helvası meşhurdur zaten. Ona gelmişiz biz misafirliğe. Genceden de çekimler yapacağım size. Biz normalde Genceli ise Teyzem e, tavuz rayonuna evlendiği için e, tavuzda şu anda evi var. Biz de ona misafir gelmişiz. Ben de buradayken her şeyi değerlendirmek istedim. Bu arada lavaşlar da yapmışız arkadaşlar. Lavaşlar da göstereceğim size. Lavaş da yapmışız. Yani yufkanın yanında dürüm gibi yapıp yemek için. Bir de dağıtılacak ya İmam İhsan'ın da. O yüzden gördüğünüz gibi kavurmaya baş, kavrulmaya başladı yani onu da rengi değişmeye başladı güzelce kavrulduktan sonra gibi yapışmasın diye tahta kaşından sürekli karıştırmanız gerekiyor Çünkü e, yapışmaması gerekiyor yanmaması e, helvanın içinde yanık kokusu olmasın olması gerekiyor yani. Evet güzelce kavrulacak arkadaşlar. Kavrulduktan sonra güzelce şerbetimizi vereceğiz. Ondan sonra da helvamız hemen hemen hazır olmuş sayılıyor. bir kilo yağımız yeter. 1 kilo bir de bir tabak gibi fazla gidiyor un. Yani bir buçuk kilo hemen hemen de oluyor yani. Çünkü yemek tabağından oluyor büyük tabakla. O yüzden. Bu arada kanalımızı izleyen e, yorum yazan herkese çok teşekkür ederim. Yani bu halvayı da yaparsanız mutlaka yorumlarda yazın. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin derim yani. Şimdi kavrulmasını bekleyelim. Güzelce kavrulsun. Kavrulduktan sonra sonuncu aşamasını dökeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi sonuncu un aşamasını döküyoruz. Yani o bir kilodan ilave olan un bu kadar arkadaşlar. Ama sizin ununuz biraz fazla tutmuşsanız, çekide biraz e, yanlışlık yapmışsanız, kesinlikle kademeli kademeli dökün. Ya e, şerbet fazla e, az olursa, bu sefer tutturabilmezsiniz kıvamına. O yüzden kadın bak bu kıvamda olması gerekiyor. Zaten sonuncu da un dökülüyor, un da hemen kavrulan bir şey. Hemen kavruluyor yani kızarıyor en e, çok uzun sürme kavrulması büyük kumaşlar İlk önce yağdan koyuyoruz ya o o biraz zor kavruluyor yani biraz kademeli kavruluyor bakın ne güzel oldu zaten biraz kırmızı gibi olunca hemen şerbetini ilave edeceğiz Çünkü şerbetle koyulunca rengi yine değişiyor Çünkü bir, bir tek koyulaşıyor yani Bu helva şeyi tenceresi sırf buna göre bunda güzel kavruluyor. Alüminyum tencere. Bahçede yapıyoruz. Far, fa, şey doğal gazlı farzunka var altında arkadaşlar. Yani şeyde yapılmıyor. Nedir onun adı? Odunla değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce bir tık daha kavrulsun kavrulduktan sonra şerbetini vereceğiz İşte. bu arada da köy hayatı gerçekten çok güzelmiş köyde yaşayanları gerçekten <laughs> kıskanmıyorum değil yani çünkü tavuklar gazlar ördekler oh çok güzel bir de serin oluyor ama kışın biraz zor olur köylerde. O da da artık herkesin her şeyi evin içinde olduğu için Bence çok da zor olmaz. Evet gördüğünüz gibi. Ben şimdi şerbetini vermeye başladı teyzem. Gördüğünüz gibi kaynar kaynar veriliyor. Güzelce şerbeti verdikten sonra karıştıracak bir sonuncu kademesini de dökecek şimdi. Bir tık kaynayacak arkadaşlar. Bir tık kaynadıktan sonra zaten helva e, un kendine şerbeti çekiyor hemen. Yani kalmıyor. Gördüğünüz gibi bakın çok da güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten deneyin derim. Bizim aparcılar ha dedim sesleri çıkmasın yine sesleri çıkmış olabilir arkadaşlar. Yani. Sesli yapınca aslında sesli yapıyorum. Burada da cevizi ilave ettik. Demiştim en son cevizi. Cevizi burada ilave ediyoruz. Evet helvamız hazır. Gördünüz mü? Ne kadar güzel kına gibi oluyor ki. Bakın hatta sizin için bahçeye bile çıkarıp çekiyorum ki biraz karanlık olmasın. Bakın ne kadar güzel oldu. Tam bir kına gibi kızardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eee... Helvamızın yanına da yufkamızı da yaptık bir güzel ee, gördüğünüz gibi inceliği böyle soran bunu biz ıslatıyoruz zaten böyle lavaş e, yufka e, çekimimiz vardı biliyorsunuz helvanın yanında yani bunu biraz da dağıtacağız ya konu komşuya diye dağıttığımızda da güzelce helvalarımızın yanında yufka da vereceğiz O yüzden yufkayı da hazırlamak istedik görüyorsunuz ince açılıyor ee, sofranın üstü kadar açılıyor güzelce. Tek tek saçta da pişiyor. Güzelce görüyorsunuz ne güzel kabarıyor hemen göz göz oluyor. Gördüğünüz gibi. Güzelce kabardıktan sonra çeviriyoruz. Güzelce yufkalarımızı pişiriyoruz. Nevin'in mutfağından bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.